Mısır'da darbe sonrası yönetim yavaş yavaş şekilleniyor. Büyük tartışmalara neden olan geçici başbakanlık pozisyonunun sahibi belli oldu. Adı tartışma yaratan Muhammed El Baradei'nin ardından ismi açıklanan Ziyad Bahattin'in de görevi kabul etmemesi üzerine eski Maliye Bakanı Hazım El Beblavi bu koltuğa atandı. Muhammed El Baradei dışişlerinden sorumlu geçici cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Nobel ödüllü Mısırlı siyasetçinin başbakanlığına karşı çıkan Selefi Nur Partisi ise konu hakkında henüz bir yorum yapmadı, istişarelerin sürdüğünü açıkladı. İki adamının yanında ise bir de istifa yaşandı. Mısır Başsavcısı Abdülmecit Mahmud'un Cuma günü verdiği başsavcılık görevinden istifa dilekçesi kabul edildi. Mursi tarafından daha önce görevden alınan Abdülmecit Mahmud, ordunun yönetime el koymasıyla tekrar başsavcılık görevine getirilmişti. İstifası ise Müslüman kardeşlerin talepleri arasındaydı. Yeni yönetim sadece yeni atamaları değil, aynı zamanda siyasi haritasını da açıkladı. Geçici Cumhurbaşkanlığı görevine atanan Adli Mansur, ülkede ordunun yönetime el koymasından sonraki geçiş dönemi için 33 maddelik bir anayasa yayınladı. Buna göre 15 gün içinde anayasayı değiştirmek için bir komisyon kurulacak. Referanduma sunulacak anayasa taslağının kabulü halinde 2 ay içinde milletvekili seçimi yapılacak. Ardından da Cumhurbaşkanlığı seçimi için çağrı yapılacak. Tüm bu çalışmaların 2014 yılının ortalarına doğru tamamlanması öngörülüyor. Müslüman kardeşler ise darbe yönetiminin yol haritasını kabul etmedi. Teşkilattan takvimin ülkeyi başladığı noktaya geri götüreceği açıklaması geldi. Ülkede seçimle göreve gelen ilk lider olan Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrilmesinin ardından başlayan gösteriler de sürüyor. Darbe karşıtları yaşanan katliama rağmen bir kez daha meydanlara çıktı. Gösterilerin odağında yine Kahire'deki Adeviye Meydanı vardı.